üroloji uzmanı operatör doktor Murat Çeltik'le şimdi sertleşme sorunları içerisinde protezin yeri. Bunu konuşacağız. Hocam nedir bu? Alet mi diyelim, protez mi diyelim? Nedir yani bu? Şimdi tabii protez deyince herkes korkuyor. Fakat önce hangi durumda protezi kullanıyoruz onu söylemek lazım. Şimdi sertleşme sorununda tedavi olarak öncelikli ilaçları kullanıyoruz. İşte ağızdan alınan takviye verici ilaçlar. Bu ilaçlar işe yaramadığında şok tedavisi, penise iğne uygulaması, ilişki öncesi iğne şeklinde tedavi uyguluyoruz. PRP dediğimiz uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamalarla yeterince sertlik sağlayamıyorsa son seçenek olarak protez dediğimiz tedaviler var. Protezi uyguluyoruz. Protezde farklı protez tipleri var. Pompalı protezler, bir de katlanabilir protezler. Katlanabilir protezler sürekli sert olarak kalan protezlerdir. Şimdi önce penisin yapısını anlatmak lazım. Penisin içerisinde iki tane silindirden içi kanla dolan corpus cavernosum dediğimiz tüpler vardır. Ve üçüncü olarak idrar kanalı vardır. Sertliği sağlayan bu iki tüptür. Penise yeterince kan gelmediğinde veya hapsedemediğinde, ilaçlar da işe yaramadığında biz bu silindirlerin içerisini boşaltıp içerisine protez yerleştiririz. Bu protezler sürekli sert kalan bu silindir şeklinde özel silikondan yapılmış materyallerdir. Bunları yerleştiririz. Bunlar hep sert kalan protezlerdir. Bu iki tüpün içerisine ameliyat sırasında boylarını ölçeriz. Çünkü her kişide bu değişir. Bazılarında 14 santim olur, bazılarında 15-16. O sırada ölçümü alırız. O ölçüme uygun boyuttaki protezi özellikle hazırlanmış steril malzemeleri, tek kullanımlık, bunları penis içerisine yerleştiririz. Şimdi normalde bu şekilde düz yerleşti. İlişki sırasında bu şekilde, ilişkiden sonra kıvırarak kilodun içerisine yerleştirir. Bunlar hep sürekli sert kalır. Karşıdaki partner tarafından anlaşılabilir. Maliyet olarak daha uygundur. Enfeksiyon riski çok düşük ve ameliyat süresi çok kısa olduğu için tercih edilen protez tipidir. Fakat dediğim gibi bu partnerin anlaması açısından bir dezavantajdır. Bir de diğer bir protez tipimiz var. Pompalı protez dediğimiz. Pompalı protezler ise yine aynı şekilde iki tane silindir vardır. Penisin içerisine yerleşir. Bir tane pompa vardır. Bu yumurtalığın içerisine yerleşiyor. Bir de üçüncü, bu şu an burada yok fakat onu biz bardakla şekillendirdik. Rezervuar vardır. Bu da idrar kesesinin yan tarafına yerleştirilir. Bu tamamen kapalı bir sistemdir. Normalde kişi ilişkiye gireceği zaman, şimdi bunu şematik olarak göstereceğim, bu pompaya basar. Pompaya bastığında protezde şişme olur. Protez sıvı alır. Yani rezervuarın içerisindeki sıvı silindirlere gider ve penis tam olarak sertleşir. Kişi ilişkiye rahatça girer ve bu ilişki sırasında boşalma olsa dahi kişi istemeden peniste inme olmaz. Kişi ne zaman isterse o zaman söndürebilir. Bunun avantajı ne? Erken boşalma sorunu yaşayan kişi protez olduğunda kesinlikle böyle bir sorun olmuyor. Çünkü kişi ne zaman isterse o zaman iniyor. Veya ilacı alıyor, tam ortada yumuşuyor. Protezde böyle bir şey söz konusu değil. Artı partnerin anlaması da söz konusu değil. Çünkü her şey kapalı, dıştan gözüken bir şey yok. Her şey ameliyatlar içeriye yerleştirilmiş. Eğer dediğim gibi ilişki sırasında arzu hepsi normal, boşalma normal ve kişi bayan eliyle tutsa, oral seks yapsa bile protez olduğunu herhangi bir şekilde anlaması söz konusu değil. Eğer kişi partnerine söylemediyse bunu anlayamaz. Pompayı yumurtalığın hemen yanında yeni bir testis gibi fark edilebilir. O da çok protez olduğu çok net olarak anlaşılabilecek bir şey değildir. Yani protez dıştan anlaşılabilecek bir sistem değildir. Partner bir şekilde bunu anlayamaz. Hocam hastalarınız arasında sıkça başvuruyorlardır, geliyordur size de. Cinsellikte yapılmaması gereken hareketler nedir? Bir de bu internetten gördüğümüz cihazların veya ürünlerin zararları. Şimdi şöyle, günümüzde aslında hekime ulaşmak çok kolay. Fakat bu internetin verdiği teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar internette gördüğü yöntemleri kendilerine uygulamaya çalışıyorlar. Bu yanlış uygulamalar bazen zarar veriyor. Özellikle bu penise uygulanan yöntemler zarar verebiliyor. Çünkü penisi büyütmek için çekme,
eğme, bükme, katlama şeklinde bazı egzersizler gibi internette uygulamalar olabiliyor. Bunlar aslında penise zarar verir. Şöyle, penisi şöyle düşünmek lazım. Kristal gibi bir organ. Korunması gerekir. Eğer penise yapılacak her türlü sert, travmatik hareketler penisin sertleşme sağlamasını kötü yönde etkiler. Çünkü penis aktif bir hareket yapar, kanı oraya hapseder ve tam sertleşme olur. Eğer bu yapının, bu mekanizmanın çalışmasını bozacak hareketler yapılırsa sertleşme sorunu ortaya çıkar. Bunlardan biri de dediğim gibi o tür çekme, eğme, bükme tarzında uygulamalardır. Bunlar penise zarar verirler. Bir diğer şey ise cinsel ilişki sırasında kontrolsüz hareketlerdir. Hard sex dediğimiz, yani bayanın özellikle üstte olduğu pozisyonda vajina içerisinde penisin girip çıkma sırasında ters bir hareketle girip çıkma sırasında penisin ezilmesi, kırılmaya veya eğrilik dediğimiz peyrone hastalığının oluşmasına yol açabilir. Hatta venöz kaçağın oluşmasına yol açabilir. Yani bunların hepsi penise zarar verir. Hatta içerisindeyken kalçasının çok fazla hareket ettirilip penisin aksının bozulması, zorlayıcı hareketler yine penise zarar veren hareketlerdir. Yine hastalarda gördüğüm bir uygulamayı burada belirteceğim. Yapanlar varsa bunu da yapmamalarını önereceğim. Nasıl ki elimizi çıtlatırız, penisi çıtlatan hastalar gördüm. Yani penis çıtlatılır mı diyeceksiniz. Evet, bunu yapan hastalar var ve buna bağlı olarak, bu bir travmadır, buna bağlı olarak da peniste kireçlenme, peyroni dediğimiz hastalık gelişebilir. Yani cinsel aktiviteler sırasında penisi zorlayıcı, travmatik her türlü hareketten uzak durmak lazım. Son olarak da sertleşme sorununu ilaçlarla çözüm bulamayan hastalar hekime gitmek yerine bazen internette ring dediğimiz penis köküne bağlanan bir plastikten bir cihaz satılıyor. Onu kullanıyorlar. Şunu bilmeleri lazım ki onun çok uzun süre kullanılması peniste kireçlenmeye yol açabilir. Peyronie hastalığı yapabilir. Hiçbir çözüm bulunamayan hastalarda o bir seçenek olarak kullanılabilir. Fakat diğer seçenekleri kullanmadan ringi kullanan kişilerde peyronie hastalığı gelişebilir. Tehlikelidir. Mutlaka hekime danışarak kullanılması gerekir. Teşekkürler hocam.